Karite Derneği 26-27 Kasım tarihleri arasında çözüm özünde, yani çözüm sende mottosuyla bir seminer ve bir zirve süreci başlatıyor. Bu zirvede çok önemli isimler olacak. Türkiye'de de karar verici pek çok kimse burada görüşlerini anlatacak. Bu arada 2008 krizini tahmin eden nadir ekonomistlerden bir tanesi Profesör Nuriyer Rubini de bu kongrenin keynote speaker'ı, ana konuşmacısı olarak gelecek. Onu da muhtemelen Bloomberg ekranlarında görme şansınız olacak. Bugün bize hem bu zirveyi, hem Kalite Derneği, hem Türkiye'de kalite algısının nerede başlayıp nerede bittiğini ya da gerçek anlamda kaliteyi nerede aramamız gerektiğini anlatacak. Kalder Başkanı Görgün Özdemir bizimle birlikte. Hoş geldiniz Görgün. Hoş bulduk Ali Bey. Şimdi ne demek kalite diye soracağım. Böyle çok temel bir soru. Diyecekler ki kaliteyi bilmiyorsan neden konuşuyorsun? O başka bir süreçten bahsediyoruz. Kaliteyi biz sadece somut ürünlere indirgiyoruz. Yani mal ve ürünler olarak. Oysa hizmet, süreç, psikolojik yaklaşım, bunların tamamı kalite sürecinin bir parçası. Dolayısıyla bir toplam kaliteden bahsediyoruz. Hem o toplam kaliteyi anlatmanızı istiyorum, hem de biraz Kalder'den bahsederseniz, yani önce Kalder'i anlatıp sonra oradan toplam kalite yönetimine gelebilirseniz sevinirim. Buyurun. Peki. O zaman dediğiniz gibi ben önce Kalder'i bir bahsedeyim. Kalder 30 yıldan beri Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Aslında çıkış noktası da Kalder'in şöyle olmuş. 1988 yılında Avrupa'daki 14 tane önemli kuruluş, büyük kuruluş, dünyadaki diğer ülkelerle, diğer ülkedeki şirketlerle rekabet edebilmek için bir yönetim modeli aramışlar. Evet. Ve bu yönetim modelini bulmuşlar. EFPM yönetim modeli, aslında toplam kalite yönetim modeli. Ve o iki sene sonra da TÜSİAD'la işbirliği içinde Türkiye Kalite Derneği kurulmuş. O zaman da yine Türkiye'nin 7 tane önemli kuruluşunun liderleri tarafından. O günden bugüne kadar da Türkiye'de misyonumuz mükemmellik kültürünü yaşam biçimi haline getirerek ülkenin rekabet gücünü ve dolayısıyla da refah düzeyini artırmak için çalışıyoruz. Evet. Bunu yaparken de hem merkezi yönetimimiz var İstanbul'da, hem de Türkiye'ye yaygın olması gerektiğini düşünüyoruz kaliteli yönetim veya kalite kavramının. 4 tane şubemiz var. Bunlar seyircilerimiz merak eder diye söylüyorum. Bunlar Bursa'da, İzmir'de, Ankara'da, Eskişehir'de. Onun haricinde 5 tane de temsilciliğimiz var. Bunlar Trakya'da, Doğu Marmara'da, Akdeniz'de, Kayseri'de ve Çukurova bölgesinde. Dolayısıyla buralarda bize 2000 tane üyemiz var şu an itibariyle. 1300 tanesi kurumsal, bireysel üyelerimiz de var. 700 tane de bireysel üyemiz var. Dolayısıyla biz kalite kültürünü ülkemizde yaygınlaştırmak için bir sürü faaliyet yapıyoruz. Siz aslında girişte söylediniz. Bunlardan en önemlileri ve bizim de çok önemsediğimiz kalite kongresi. 28 yıldır aralıksız olarak kalite kongresini gerçekleştiriyoruz ki bu hakikaten Avrupa çapında çok etkili kongreler oluyor. Onun haricinde eğitimler veriyoruz. Bu hem genel katılıma açık eğitimler oluyor, hem EFPM yönetim kalite yönetim modelinin anlaşılmasını sağlayacak eğitimler oluyor. Şirketlerin bir de ulusal kalite hareketi projemiz var bizim, veya ulusal kalite, evet, hareketi var. Burada da mükemmellik modeli, EFPM mükemmellik modelini kullanmak isteyen firmaların bu modele, bu sürece ilk adım attıkları bir hareket. Dolayısıyla onu yaparken de şöyle yapıyoruz. Liderler çok önemli. Ulusal Kalite Hareketi iyi niyet bildirgesi imzalıyoruz. O kurumun en üst tepesindeki yöneticisiyle Kalder'in başkanı veya başkan yardımcıları bu sürece dahil olacaklarını kendi ağızlarından söylüyorlar. Biz de destek olacağımızı söylüyoruz. Bu şekilde imza atıyorlar. Evet, şimdi zirveye geliyoruz. Arkadaşlarımız bazı görseller verecekler. Evet. Tabii ki. 26-27'sinde nelerle karşılaşacağız? Tabii şöyle. Kongre çok etkili bir kongre demiştim. Biz aslında niçin çözüm özünde dedik? Belki onu da bahsedip ondan sonra belki, evet, kongreye geçmek daha anlaşılır olacaktır. Aslında dünya inanılmaz bir şekilde değişiyor. Hani dijitalleşme diyoruz, blockchain diyoruz, sürücüsüz araçlar diyoruz, nesnelerin interneti diyoruz vesaire. Bu aslında tabii çok önemli insanlığın gelişimi için. Ama bu teknolojik gelişmenin yanı sıra bir de bir sürü sorun bizi bekliyor. Yani bunlar nedir mesela? İşte bir yandan
yani çok zengin birikimi olanlar var. Bir yandan açlık sınırında olan insanlar var. Tabii. Küresel ısınma ayrı bir sorun. 1,5 derece olursa dünyada tehlikeli bir duruma gelecek diyoruz ama her 10 yılda bir 0,3 derece ısınıyoruz. Bunun yanında işte göçler ayrı bir sorun. Toplumsal cinsiyet eşitliği ayrı bir sorun. Bir sürü sorunumuz var. Aslında bir yandan bu gelişme varken bir yandan da bu sorunlar var. Biz diyoruz ki bunları bir konuşmamız lazım. Onun için de sorunların nerede başladığını, nasıl başladığını bilemezseniz çözüm de bulamazsınız. Onun için de çözüm özünde dedik buna. Bunun için de hem bizim ana oturumlarımız var kongrede hem de paralel oturumlarımız var. Ana oturumlarımızda hakikaten çok değerli ve katkı sağlayacak isimler var. Siz birini söylediniz zaten. Evet. Rubini 2008 krizini 2 yıl önce tespit eden kişilerden biri. Bizim misafirimiz olacak ve keynote speaker olarak konuşmasını yapacak. Çok merak da ediyoruz. Türkiye ilgisi de bir hayli yüksek. Tabii biliyorsun evet. İstanbul doğumlu kendisi. Adana'da rakı şalgam içiyor falan. Evet, doğru. Dolayısıyla çok yüksek. Hem dünya ve Türkiye'nin şu andaki ekonomideki durumu nedir? Hem de gelecekte bizlerin ne gibi riskler bekliyor veya ne gibi fırsatlar bekliyor? Çok merakla bekliyoruz Rubin'in neler söyleyeceğini. Bunun dışında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Koç açılış konuşmasını yapacak. Onun da merak ediyoruz bu konularla ilgili. Ne olacak acaba biliyor musunuz? İpucu onu tam size. Onu tam bilemiyorum ama evet. Bu konuşacağımız konular kapsamında olacağını tahmin ediyorum evet, sadece. Ayrıca tabii en önemli sorunlarımızdan biri de şu anda şehirleşme, metropoller ve burada da bir sürü sorun bizi bekliyor çözülmesi gereken. Onun için de 21. yüzyılda metropoller nasıl bir dünya ile karşılaşacağız ve onun için konuşmacı olarak aramızda olacak kişiler ise Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin bizde olacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş ile birlikte bu oturumu gerçekleştirecekler. Biz tabii böyle sorunlarla konuşurken, tartışırken arada bir de nefes almak istiyoruz. Evet. Onun için Yaşamda Kalite diye bir bölümümüz var. Orada da Zülfü Livaneli ve Nebil Özgen Türk birlikte kendi yaşamlarından tecrübelerini bizlerle paylaşacaklar. O dönemde de bir nefes almış olacağız. Bizim için kongrede önemli olan bir bölüm daha var. O da şu. Bizim bu yönetim modelimiz, YFKM yönetim modelimiz evet. Dünyanın gelişme şartlarına, değişimine göre kendini güncelliyor. Dolayısıyla 2013 yılında en son güncellenmişti model. Şimdi tekrar güncellendi. Daha aşağı yukarı bir ay bile olmadı. Yeni modelin lansmanı yapıldı. Bu yeni modeli de kalite gönüllerine, orada bulunan dinleyici kitlesine bir anlatmak istiyoruz. Onun için de IFKM'in Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'nın anlamına geliyor. Operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı bizde olacak. O da bu modeli bizlere anlatacak. Bir önemli kongrenin parçası daha var. Biraz önce bahsetmiştim, Ulusal Kalite Hareketi'nden başlayıp daha sonra bu ödül sürecine gidiyor. Biz bu süreci başarıyla gerçekleştirenleri bir taçlandırmak istiyoruz başarılarını. Dolayısıyla bir ödül süreci oluyor. Burada da Mükemmellik Türkiye'deki, belki Türkiye'nin en prestijli ödülleri, Mükemmellik Ödülünü alacak kurumları açıklıyoruz. Onlar orada takdir ile karşılıyoruz. Evet. Şimdi Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 196 ülke var. Bunun 141'i rekabet endeksine dahil edilmiş durumda. Bazı ülkeler muhtemelen rekabet endeksine girecek seviyede bile kabul edilmediği için ya da kendileri iştirak etmedikleri için, veri sağlamadıkları için olabilir. Türkiye 141 ülke arasında rekabet gücü endeksinde 61. sırada. Oysa aynı Türkiye G20 ekonomilerinin içinde ve 18. kimi verilere göre 19. durumda olan bir ülke. Şimdi oradaki yerimizle, yani G20 içindeki yerimizle bu taraftaki yerimiz arasında bir asimetrik durum var. Acaba bu asimetrik durumu neye bağlıyorsunuz? Yani orada tabii bir kalite sorgulaması yapmamız icap eder diye düşünüyorum. Tabii. Şöyle çok haklısınız. Aslında arada büyük bir açık var. Biz tabii 61. sıraya geriledik. Bundan 5-6 yıl önce baktığımız zaman 40'lı rakamlardaydık.
Ama zaman içinde... Ne kadar zamanda oradan oraya geldik? Sanırım 2014 yılı yanlış hatırlamıyorsam. 43'üncüydük yanlış hatırlamıyorsam. Yani, müthiş bir gerileme. Evet, müthiş bir gerileme. Dolayısıyla bu çok önemli. İşte bizim aslında misyonumuz da rekabet gücünü artırmak. Burada şöyle bir tablo ortaya çıkıyor aslında. Tabii rekabet gücünün artırılması için veya rekabet gücünün ölçümünde iki tane ölçek var. Bir tanesi makro ölçek. O hani genel politikalar, ülkenin genel politikalarını ilgilendiren. Bir de tabii makro ölçek var. O da şirketlerin, kurumların uyguladıkları var. Biz tabii Kaldır olarak daha çok şirketlerin mikro tarafında ilgilenebiliyoruz. Oraya destek olmaya çalışıyoruz. Son 60 saniyemiz bu arada. Mi? Ama siz hemen toparlayayım o zaman. Dolayısıyla biz o mikro tarafta şirketlere destek olmaya çalışıyoruz. Bu çok... önemli bir konu. En önemli bulduğumuz sonuç da şu oluyor. Şirketlerin kurumsallaşmış olması lazım. Yani özellikle KOBİ seviyesinde inanılmaz ihtiyaç var. Bir şey daha var. Tabii bizim rekabet gücümüzü artırabilmemiz için katma değeri yüksek ürünler üretmemiz lazım. Evet. Yani bu da çok önemli. Bir şeyin daha tespitini yapıyoruz. Nitelikli insan gücünün sayısını artırmamız lazım. İşte aslında bunları toparladığınız zaman rekabet gücünüzü artırmış oluyorsunuz. Tabii kurumların kendi içinde stratejilerini belirlemesi lazım, girişimci, inovatif olması lazım gibi bir sürü alt maddeleri var ama bir şey daha söyleyeyim ben son olarak. Biz şimdi tabii KOBİ'leri de çok önemsediğimiz için Türkiye ekonomisine katkı sağlaması açısından bu bizim IFKM mükemmellik modeli KOBİ'ler için belki birazcık geniş kapsamlı kalıyor. İki sene önce Birleşmiş Milletler Gelişme Programı ile birlikte bir proje yaptık. Bu projede bizim IFKM modelini uygulamış olan KOBİ'leri aldık. Onları bir ne hale gelmişler, nasıl katkı sağlamış diye baktık. %40 oranında gelişmelerine katkı sağlıyor model. Son bir şey söyleyeyim. Oradan çıkan bir sonuç var. KOBİ'ler iş gücü verimliliğini ölçmüyor. 1/3. Yani evet. 2 makine verimliliğini ölçmüyor. Sermaye verimliliğini ölçmüyor. İnanılmazmış. Yani dolayısıyla İnanılmaz. 1/3 bu şekilde öyle olunca da tabii yani ölçmeden bir şeyi de yönetmeniz mümkün değil. Tabii. Rekabetçi hale gelemezsiniz. Aynen öyle. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz diye yönetim bilimlerinin birinci maddesi. Evet, birinci maddesidir. Ne yapalım? Bu böyle. Umarız her şey düzelir. Çok teşekkürler Görgün Bey. 26-27 Kasım'da biz de o kongreyi izleyeceğiz. Yani Bloomberg olarak bir şekilde ve kongrenin zirvenin başarılı geçmesini diliyoruz. Böylece bugünü de noktaladık. Yarın aynı saatte yine buradayız.